Evet sevgili seyirciler, konuşacağız şimdi Fed'in faiz artırımı ne anlama geliyor? Telefon attığımızda Murat Muratoğlu var. Merhabalar efendim. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Evet, Fed faizleri 25 baz puan arttırdı. Öncelikle bu ne anlama geliyor? Türkiye nasıl etkilenecek? Fed faizleri arttırması zaten bekleniyordu. Beklenenin ilanı oldu. Ama Fed 3 kere daha, yani bu yıl Aralık ayında bir kere daha faizleri arttıracak. 3 kere de yani 2019'da faizleri arttıracak. Ondan sonra durup bir bakacak. Bu tabii Türkiye için kötü bir haber. Yani Amerika'da faizler bir puan daha artacak. Amerika'da faizler artarken bizde faizlerin artmama şansı yok. Yani gidip de Amerika gibi sağlam bir ekonominin yüksek faizle borçlanması, tabii bizim gibi kırılgan bir ekonominin çok çok daha yüksek faizle borçlanması anlamına gelir. Ama burada işin ilginci, ülkeyi yöneten Trump bu artışa karşı çıkıyordu. Karşı çıktığıyla kaldı çünkü Merkez Bankası gitti faizleri arttırdı. Toplam 4 kez daha arttıracağını neredeyse ilan etti. Ondan sonra belki 2020 yılında bir ilk kere daha arttıracak, oralarda duracak. Yani adamların hedefi %2 enflasyon etrafında dolaşıp %3-3,5 arasında faiz vermek. Yani faizler enflasyondan yüksek olarak. Bize bakıyoruz, bizde enflasyon %20'lerin üstüne çıkacak bu ay. Ekim'de %25'lere yaklaşacak. Faiz oranımız %24. Bizim risk primimiz de çok daha yüksek. Bu durumda Türkiye'de maalesef faiz arttırmak zorunda kalacak. Yani insanlar bu 625 bas puan çok çok ciddi bir faiz arttırma yapıldı. Bunu son olarak görüyorlardı. Ama bu son değil maalesef. Çünkü Türkiye biraz daha sıkışacak. Faizleri daha da arttırmak zorunda kalacak. Arttırmazsa ne olacak? Yine kur yukarı doğru hareketlenmeye başlayacak. Çünkü enflasyonla faizler aynı düzeyde olduğu zaman her zaman kur biraz daha yukarı doğru ivmelenir ve bunu yaşar. Bunu yaşamamak için artık kur da çok ciddi yerlere geldiği için, şirketleri batırdığı için artık bunu yapmamak zorundalar. Yani Amerika dünyada oyuncu değil. Hakem artık bunun lamıcım yok. Yani dünyada petrolü altınla, net dolarla alıyorsunuz. Ülkelerin merkez bankalarının rezervi, döviz rezervi %60'ı dolarla. Yani bu bizim ülkemizde de böyle, dünyada da böyle. Çin'de bu daha da yüksek. Yani dünya ekonomisi %70'i dolarla dönüyor. Siz haliyle dolar ne yaparsa o yöne doğru kaymak zorundasınız. Şimdi bir de 470 milyar dolar dış borcunuz var. Bunun 180 milyar doları bu yıl içinde ödenecek. Bunun bir kısmını bugün işte iyi haber olarak algılandı. Yani Akbank'ın sendikasyon kredisi vardı bugün. Sendikasyon demek, Akbank yurt dışından 30-40 bankadan birden ufak meblağlarda ama toplarsan büyük bir meblağda borç alıyor. Yani bu uzun süredir konu olan bir kredi dönüşüydü. Çünkü bu dönüş Türkiye'nin tekrar borçlanabileceğini gösterip göstermemesi açısından önemliydi. Yani ve Akbank bunu çevirdi ki Akbank Türkiye'de zaten en sağlam bankalardan ve Eurobondları mesela hepsinin 15-16'lar derken Akbank'ın %7-8 faizdeydi. Ama çevirdi, çevirmesinde sorun yok. Ama üzerine 140 baz puan daha fazla maliyetli çevirdi. Ama burada esas dikkat çekmesi gereken, bu Eurobond'u 2 yıllık yapmaya çalışsalar da en fazla 1 yıllık yaptı. Yani seneye bugünlerde tekrar bu borç gelecek ve tekrar çevirmeye çalışacak. Ve bu çevirme ilginç olarak televizyonlarda, özellikle ekonomi kanallarında haber olarak geçti. Yani hangi bankanın sendikasyon kredisi haber olarak geçmiş ki bu sendikasyon kredisi haber olarak geçiyor? Yani artık borç bulabilmek bile o kadar zor duruma düşmüş ki haber olacak nitelikte. Evet. Ama hiç yoktan iyi olarak görüyoruz. Yani çünkü önümüzdeki de ayın 10'unda İş Bankası'nın ciddi bir sendikasyon krizi var. Şimdi ona bakıyor insanlar, acaba kaçla çevirecek diye. Çünkü Türkiye'ye para gelecek mi, gelmeyecek mi? Bir korku saldı insanları. Ve Ekim ayında yaklaşık özel sektörün 15 milyar dolarlık bir ödemesi var. Buna bankanın borçlarını, yani banka sendikasyonlarını da katıyorum. Eğer sendikasyonlar dönmezse ne olur? Yani sendikasyonlar dönmezse artık hiç kredi verilemez. Çünkü siz gittikçe bilançoyu küçültmeye başlar. Haliyle sendikasyonun dönmesi bu sefer aynı kredilerin devamı anlamına geliyor aslında. Yeni kredi verileceği anlamına gelmiyor. Çünkü %103 ile borçlanmış. Zaten %103 demek faizi dahil borçlanmış demek. Çünkü sendikasyona bir de faiz ödüyorsunuz. Bu sefer ödeyeceğiniz faiz haliyle yaklaşık 135 bas puandan 275'e çıktı. Tabii bunun üzerinde yani Libor var. Libor dediğimiz ortalama Londra'da verilen faiz de var. İşte %5,5-6 ile dolar bazında bir yıllık daha borçlandı. Güzel.
Ama bu dolar bazında olunca üzerine de kendi maliyetlerinizi koyunca %40'lara yaklaşan bir özel sektör Türk lirası borcuna tekabül ediyor. Sen kredi faizlerini %40'ı kabul etsen de yalvarsan vermiyorlar. Yani bunu her banka için söylüyorum. Yani hala özel sektör batık mı diye tartışıyorsunuz. Yani gidip bir bankaya bir herhangi bir KOBİ veya şirket gidip kredi alabiliyor mu? Alamıyor. Kredi alamadığı bir yerde bir şirket daha ne kadar işlerini büyütebilir? Yani böyle şey yani üretimi arttırması, ihracatı arttırmasından vazgeçiyorum. Kendini nasıl döndürebilir? Yani şeyde borçluk açısından duruyoruz. Fed'in faiz arttırması da bu borçlanmanın maliyeti artması açısından çok önemli tabii. Evet. Yani bize para bulmamız gerekiyor çok ciddi anlamda. Bunu zaten turizmden gelen 3-5 var. Tamam o güzel ama yani turizm gelirlerinin düştüğü de bir aşikar. Yani kişi başı $800'dan $600'lara düştü. Ama turist sayısı iyi. Niye iyi? Türkiye çok çok ucuz olduğu için. Ama ihracatımız yarısı zaten yarısından fazlası %60'a yakın. İthalata dayanıyor. Haliyle ihracattan gelecek para da bir miktar kurtarıyor. Ama bunun dışında yurt dışından bizim sıcak parayı çekmemiz veya çok ciddi bir yerden borç bulmamız lazım. Şimdi yani bir taraftan mesela da özelleştirmeler tekrar gündeme gelecek. 48 milyar lira özelleştirme geliri bekleniyor önümüzdeki 3 yılda. Tabii bunun öncesine baktığımızda 62,5 milyar dolarlık zaten bir özelleştirme söz konusu oldu AKP iktidarı dönemi boyunca. Şimdi 3 yılda da yine elde kalan herhalde son artık kamu malları da satılıp 48 milyar liralık bir özelleştirme geliri bekleniyor deniyor. Yani bu havada özelleştirme falan yapamazlar. Yani yaparlar, yarı fiyatına satarlar. Yani şu havada yapılacak özelleştirme, yani şöyle söyleyeyim size, mesela şey hafı çıkardılar, iman hafı çıkardılar biliyorsunuz. Ondan beklenen para, ilk telaffuzlar 20 milyar dolar civarındaydı. Yani 20 milyar dolar dediğiniz rakam, tabii o zaman dolar daha küçüktü bu planlanırken, 20 milyar dediği arkadaşı 100 milyar lira falan bekliyorlardı. Hı hı. 20 milyar dolardan 100 milyar bekliyorlardı. Bakıyoruz 3 milyar lirayı anca bulmuş. Yani 100 milyar %3'ü kadar hedeflerinin altında kalmış. Yani beklenti güzel. Yani 48 milyar lira ben de beklerim ama şu havada, bu ortamda kim özelleştirmeden çok çok ucuz olmadıkça, yani işin ucunda garanti para olmadıkça kimse gidip de gerçek manasında para vermez. He? Gerçekten sezon sonu indirimi şeklinde satarsak satarız. Ama o da 48 milyar lira etmez. Bırakın 48 milyar lira etmesini, hiç satmasak daha iyi. Yani müflis tüccar gibi elimizdeki son malları satmanın şu havada bir anlamı yok. Yani şu havada Türkiye'nin değeri bu kadar düşükken, dolar buralara da gelmişken özelleştirme yapmak elden çıkarmak gayesiyle yapılan hareketlerdir. Bakın krizin hızı kesildi dikkat ederseniz. Yani eskisi gibi öyle çok çok hızlı dolar artıyor düşüyor değil. Ama kriz devam ediyor. Yoğun olarak da devam edecek. Yani bunu diğer krizlerle, 94 kriziyle, 2001 kriziyle karıştırmamak lazım. Onlar farklı türde krizlerdi. Her krizin kendine alt yapısı vardır. Yani kriz 2001'de bir anda faizler %7 binlere çıktı. Tak 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 arka arkaya bankalar battı. Arkasından hızlı iyileştirme sürecine girdik. Biz şu anda daha iyileştirme süreci içine girmedik de. Yani bir iki tane niyet programı açıkladık. Bir iki tane sayı açıkladık. Ama bunları nasıl yapacağımızı hiç açıklamadık. Yani devletin vergi gelirleri artacakmış. Ya iyi de sen hedeflerine koymuşsun. Vergi gelirleri artacak ama vergi ödeyecek insan kim? Bugün Türkiye'de KDV'nin sadece her 5 kişiden 1 KDV ödüyor. %20'sini tahsil edebiliyor. Sağ gelen KDV'nin. Motorlu taşıtlar vergisi. Evet. Ya bundan 2 ay önce her 3 arabadan sadece 1'i motorlu taşıtlar vergisini ödüyordu. İkisi af bekliyordu. Af çıktı. Affa girenler oldu. Girmeyenler oldu. Ama siz daha vergi toplayamıyorsunuz. Gelir vergisinin, ki gelir adam gelir elde etmiş, vergisinin yarısı daha ödeniyor Türkiye'de. Yani siz vergi toplayamıyorsunuz ama vergi hedefi koyuyorsunuz. Yani gelir arttırıcı önlem diyorsunuz. Bu krizden önce ki ruh haline baksak bile toplanmayacak gelir arttırıcı önlem. Ama zaten krizdeyiz. Bırakın Allah aşkına, yani kim vergi ödeyecek de kimden nasıl vergi alacaksınız? Yani şirketler batıyor. Bu batan şirketlere yardım etmek için İşte Ankara Ticaret Odası Başkanı gitti 6 ay işçilerimizin maaşını devlet ödesin dedi. Yarısını biz yarısını devlet ödeyelim dedi. Ama yani bu işler o kadar kolay değil. Devlet kim ki? Devlet biziz. Yani sonuçta bizim paramız
gidecek, özel sektöre gidecek. Ama yani krizi gerekçe gösterip de işçilerine maaş ödemeyen fabrika patronları da var. Yani bunu biliyoruz. Yani bir de esnek çalışma saatlerine siz yazınızda da vurgu yapmıştınız. Bir de öyle bir durum var. Pardon, duyamadım. Esnek çalışma saatleri. Esnek çalışma saatleri, yani yazımda aslında yok ama gelin görün ki eski yazımda vardı. 3-4 yıl önce, doğru söylüyorsunuz, yazmıştım. Esnek çalışma saatleri part-time gibi, yani o çok kurtarılabilecek bir şey değil. Yani patronlar şimdi esnek çalışma saati yapınca yarım maaş ödemeleri söz konusu değil. Onun yerine iki işçiden birini çıkartıp tam zamanlı çalıştırmayı şey yaparlar, tercih ederler. Niye? Çünkü bu sefer daha az vergi ödeyecekler tek işçi çalıştırırlarsa. Esnek işçi çalıştırırlarsa yine vergiyi tam ödeyecekler. Devletin geçen sene kredi garanti fonunda zaten devletin yardım edeceği para bitti. Yani devlet çünkü bu alınan bankalardan alınan kredilerin hepsine kefil oldu. Şey diyorlar, işsizlik fonundaki paralar kullanılsın diyorlar. Ya anlamıyorlar ki o işsizlik fonunun parası çoktan yendi bitti. Yani o kağıt üstünde duran bir para. İşsizlik sigorta parasını biz zaten geçen sene yedik bitirdik kredi garanti fonuyla. Şimdi o işsizlik fonu duruyor ama o devlete borç verilmiş durumda. Ne yapıyorlar? Devletin hazine bonusu ve tahvili alınmış durumda. Yani o parayı şu anda devlet kullanıyor zaten. Devlet o ekstra bir para çıkartamaz. Bakın, Bakan Albayrak ihtiyaç halinde bankalara gereken desteği vermeye hazırız dedi. Şimdi bu insanların kafasında haliyle soru işareti yarattı. Yani niye bankalara destek gereksin ki? Niye durup dururken böyle bir şey? Hani bankaların durumu çok iyiydi. Yani ben de bankaların durumun kötü olduğuna inanmıyorum. Ama yani durup dururken bankada gereken desteği vermeye hazırız deyince desteği kim ister diye insanın aklında ister istemez bir soru oluşuyor. Bu Türkiye olan güveni ister istemez azaltıyor. Yani spesifik bir sorunumuz yok. Türkiye kamu hane halkı özel sektör borçları noktasında herhangi bir sorunla karşı karşıya değildir dedi. Ya ilk önce kabul etmek gerekiyor. Bizim bir sorunumuz var. Biz krizdeyiz. Ve bu krizi aşmak için önlemler almak zorundayız. Ama spesifik bir sorunumuz yok. Biz gayet iyiyiz deyip de karanlıkta şarkı söyleyerek mezarlıktan geçerek bu işler olmaz. Yani şu anda daha yapılan bir şey yok. Sadece hız yavaşladı. Merkez Bankası hedefleri tutturmak için dolar üzerine baskı uyguluyor. Kamu bankaları eline geçen dolarları serbest piyasada satıyor. Merkez Bankası özellikle çok büyük bir risk olarak vadeli opsiyon borsasında işlem yapmaya başladı. Son bir aydır işlem yapıyor. Ve bu işlerden de bakmayın zarar ediyor. Yani siz doları baskı altında tutmak için vadeli opsiyon, yani insanların oynadığı piyasaya Merkez Bankası'nı sokuyorsunuz. Tamam, Merkez Bankası girer ama bu çok tehlikelidir. Yani gelir büyük bir spekülatör gelir Merkez Bankası'nı çok büyük zarara sokar. Yani bu riski bile göze aldıklarına göre doları düşürmek için ellerinden gene yapıyorlar. Bir altının altını gösterme niyetleri var. İnsanların moral düzelmesi açısından bakın demektir. Ama doları geçici önlemlerle bir ay düşürebilirsin, iki ay düşürebilirsin. Sonuçta senin paran değersiz de piyasada fazla dolaşıyorsa bu öyle çok gidecek bir hikaye değildir. Yani faizleri arttırdın, güzel. Ama doların şu anda düşürmek bir dahaki çıkışında insanları tekrar kriz algısı uyandıracaktır. O yüzden çok da bastırmamak gerekir. Yani bırakın serbest piyasada belirli koşullar altında dans ettin kur. Ama illa altının altını göstereceğiz, 5.80'lere gideceğiz, kriz altını yeneceğiz diye bu işi yapıyorlar. Bunlar tehlikeli işler. Bakın bunların da hep beraber ceremesini ödeyeceğiz. Göreceksiniz altının altını görecek mi kur? Ben inanıyorum kesin görecek. Hatta oralarda biraz kalacak. Niye? Çünkü çok büyük baskı var ve yurt dışında bütün swap ihaleleri, para piyasaları tıkandığı için herhangi bir alıcı da istese de alamıyor. Ama bu tehlikeli bir yoldur. Yani daha önce yıllarca bunu düşük kur, yüksek faizli baskıladılar. Geldiğimiz yer burası. Şimdi eski şeylerle baskılıyorlar ama baskılayacak fazla param da yok. Yani aynı gibi gözüküyor. 18 milyar dolar bu şeyin kalmış, rezervin kalmış. Yani biraz daha baskılarlar. Altın altına iner. Altın altında da birileri bunu fırsat bilip almaya başlayınca rezervlerinden yer. Yani tehlikeli oyunlara giriyoruz. Hala işin ciddiyetini anlamamışız. Yani krizin hızının kesildiği doğru, tipi gibiydi. Tipinin hızı kesildi ama hala zeminde kar var ve bu zeminde yürümek çok zor. Üstüne süper lapa lapa kar yağmaya devam ediyor benzetmesi yapılacak olursa. Yani maalesef daha şu anda herhangi bir umut görmüyorum çünkü
herhangi bir aktivasyon yok işte. Cumhurbaşkanımız zaten tek başına yetkili ülkede. Onun ülkeye dönüp tekrar bir şeylere el atmasını bekliyoruz anladığım kadarıyla. Şimdi Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu konuşmasının ardından Reuters'a verdiği bir röportaj vardı. Ve bu röportajın sonunda da şöyle diyordu. Ülkemizde abartıldığı gibi bir ekonomik sıkıntı yok. Bu benim aklıma sizin bir yazınızın başlığını getirdi. En son başkanlar duyar yazınızı evet, aklıma getirdi. Evet, evet. Yani sanıyorum Sayın Erdoğan'ın bir mahalleye girmesi gerekiyor artık. Yani eskiden tedbirli kıyafet vardı bilirsiniz. Osmanlı İmparatorluğu, İmparatorluğu zamanında padişahlar çokça yapmıştı bunu. Hep anılar, hikayeler olarak anlatılır. Yani Erdoğan'ın tedbirli kıyafet girip gerçekten bir etrafı dolaşması, insanlarla konuşması gerekiyor. Yani bakın şimdi etrafındaki bakanlar ondan çok korkuyor. Yani ben ilk başlarda mesela Sayın Aybayrak'a çok ne gerek var? Kendi damadını geldi. Ekonomi hazineden sorumlu Maliye Bakanı atadı olarak kınıyordum. Ama bizim bu yeni yönetim şeklimizde hakikaten gerçek doğru seçim Berat Albayrak'mış. Çünkü gidip onu ikna edip ona konuşabilecek tek insan o. Yani düşünün. Yani her yerde liyakat aranır. Adam iyi üniversitelerden olsun, ekonomiden anlatsın, şu bu. Hayır, biz onu aramıyoruz. Biz Sayın Erdoğan'a ulaşılabilecek gerçekleri anlatsak birini arıyoruz. Ve bunu, bu kişiyi bulunca da mutlu oluyoruz. Yani düştüğümüz duruma buradan pay için. Yani ben şu anda Berat Albayrak'tan gayet memnunum. Çünkü 625 bas puan faiz arttırılmasını ben birebir ona bağlıyorum. Yoksa onu kabul etmesi mümkün değildi. Yani o yüzden en azından birileri belki kendi başarısını düşünüp gerçekleri anlatma zahmetine katlanır diye seviniyorum. Yoksa o yanındaki danışmanlardan hiçbir şey olmayacağını bugüne kadar gördük. Yani buraya bağıra bağıra geldik. Göz göre göre geldik. Yazıyoruz. Ben kain değilim ki bugünlerin geleceğini bileyim. Benim gibi birçok ekonomist bugünlerin geleceğini gördü, yazdı. Hiçbirimiz kain değiliz ki. Sayılar da söylüyor. Ama bu sayıları saklıyorlar. Yani o danışmanların hepsi, bunların hepsi altı numarası dedi. Buradan olmaz dedi. Ekranları kırdık dedi. Kırdığın ekranları ne oldu? Kırdığın ekranla beraber herkes atmaya başladı. Bugün mesela yine bir Concordo'da ilanı geldi. İşte Günaydın Grup diye. Çok kişi bilmez mesela. Bu adamlar Coca-Cola, Vestel gibi ciddi ciddi lojistik hizmeti veren çok büyük bir gruptur. Yani 2200 kişi çalışıyormuş bu şirkette. 13 bin müşterisi varmış. Concordat'a ilan etmiş. Yani dün Emin İş Ambalaj geldi. Borsada halka açık bir şirket. Yani böyle arka arkaya büyükler geliyor. Biz büyükleri duyuyoruz. Binlerce duymuyor zaten, var. Evet. Ya küçükler şu anda mahkemede sıra bekliyor. Sıramız gelse de iflas etsek diye ya. Concordat'a ilan etsek diye. Yani inkar lüksü kalmadan faizler düşmeyecek. Yani bunu bilin. Faizler düşmeyecek. Kimse kredi alamayacak. O krediler kolay kolay çevrilmeyecek. Özel sektör zaten daralacak. Haliyle batık krediler geçen sene şapkadan çıkardıkları kredi garanti fonunu bu sene onlar da ödeyemeyecek. Zaten bir kısmı bizim sırtımıza binecek. Niye? Devlet çünkü batık kredileri ödeyecek, bankalara söz verdi diye. Devlet kim? Bizim vergilerimiz. Ben olaya öyle bakıyorum. Hadi bir kısmını tamam biz karşılayalım. Ama seneye borç krizi gittikçe bankaları zorlamaya başlayacak. Bu ödenmeyen krediler banka bilançolarında ağır tahribatlar yaratacaklar. Nitekim kredi değerlendirme kuruluşları Fitch, Moody's devamlı bankaların notlarını düşürüyorlar, ayar veriyorlar. Bakın ben yine baştan söylüyorum. Bankalarımız halen güçlü. Ama güç bir yere kadar yani gittikçe yıpranmaya başladılar. Bankaları kurtarmak için halkın cebinden para vermeye de karşıyım. Şirketleri kurtarmak için halkın cebinden para vermeye de karşıyım. Ama yani ortam öyle bir hale geldi ki herkesin yardıma ihtiyacı var. Vatandaşın, şirketlerin, devletin, ileride bankaların. Kim kime yardım edecek? Nasıl yapacak? Peki biz bu duruma nasıl düştük en önemlisi? Kesinlikle öyle. Bireysel emeklilik sistemi zorunlu hale geliyor. Siz de yazınızda kaleme aldınız bunu. Ve şu anda benim gördüğüm birçok kişi zaten bundan çıkmaya uğraşıyor. Ama zorunlu hale gelince nasıl olacak bilmiyorum. Yani bireysel emeklilik sistemi hakikaten yani Türkiye'de ilk başlarda ben de çok destekliyordum. Yani hala da destekliyorum ama bu iş zorunlulukla olmaz. Yani geçen yıl herkes zorunlu olarak soktular. %65'ten fazlası fire verdi. Niye? Adamın kendi borcu var zaten. Ya bakın sırtını BES'e dayanamışlar. Yüksek ücret düşük performansla yola devam ediyorlar. Lafı Mehmet Şimşek'in bizzat ekonominin eski sorumlusu Mehmet Şimşek'in lafı. Yani devlet %25 katkı koyuyor. Dönemin sonunda %25 getiri bile yok.
Ki bu geçen sene edilmiş bir laf. Haliyle geçen sene, bu sene daha da kötü. İnsanlar zararda, o devlet katları falan erimiş durumda. Yani ve bunun, bu lafı eden Mehmet Şimşek. Yani iyi başladık, iyi devam ettik ama zorunluluk nedir? Zaten bu insanlar borcunu ödeyemiyor. Bırakın elektrik faturasını ödesin, o parayla elektriği kesilmesin bari. Zorunlu tasarruf diye bir şey yok mu? He, zorunlu tasarruf yapınca ne olacak? O zorunlu tasarruflar devlete borç verilecek. Çünkü o devlet parasıyla tahvil bonu alınacak. Devlet tahvili, devlet bonosu alınacak bu paralarla. Haliyle devletin borçlanma imkanı artacak. Çünkü devlet para bastı, bu sefer enflasyon edecek, körüklenecek. Haliyle devlet borçlanmak için vatandaştan para kesmeye başlayacak. 3 yılda çıkmasın diyecek. Ama bu şu anda resmi bir açıklama yok. Yani gerçekten düşünülen bir şey var ama resmi bir açıklama yok. Resmi açıklama yapılır mı? Vallahi seçimden önce kolay kolay yapamazlar gibi geliyor. Seçim sonrası artık, ondan sonra dümdüz yol zaten, asfalta çıkıyorsunuz. Ondan sonra önümüzde 4 tane dilak seçim yok. Ondan sonra ister keserler, ister yarıya keserler. Yani önümüzde bir 5-6 ay daha yapmazlar ama sonra illa gündeme gelecektir. İnsanları para biriktirmek için devletin tahvillerine para yatırılacaktır. Yani zaten krizin anlamı da budur. Yani insanların canı acıyacak, kemerler sıkılacak, çok yapacak bir şey yok. Peki. Peki, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.